Bazı insanlar çok ters, yanlış bir tefsir yapıyorlar ki dalalete geliyor. Resul-i Ekrem nasıl dalil olur? Olmaz. Resul-i Ekrem deve bindiği zaman deve giriyor. Fakat kendiyle meşgul olduğu için deve yolu şaşırdı. Deve yolu kaybetti. Fakat emretti Cenab-ı Hak, Cibril-i Emin geldi, devenin yolunu tuttu. 2 saatte Mekke'ye getirdi. Mekke'ye getirdikten sonra deveyi bırakıyor Halice'nin kapısında, kendisi de evine gidiyor. وَوَجَدَكَ ضَلًا فَهَدَى. Sen yolu kaybetmiş olduk, deve yolu kaybetmişti, kendin geçmişti, seni getirdik oraya. Bunu bilmiyor da başka türlü söyleyken kaybetmiştir, yolu bilmem ne yapmıştır, yapadılar seni. Bunları bildikten sonra Hatice-i Kübra karar verdi Resul-i Ekrem'e varmaya. Davet etti, Kureyşlileri adet üzerine. Kureyşlilere dedi, bütün hepsini, bilirsin ki, bilirsiniz ki ben memleketin en zenginiyim. Ve nesel itibariyle hepsinden büyüğüm Kureyşliyim. Hal-ı vaziyetimi böyle görürsünüz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, babası büyümüş, yetimdir, amcasının yanındadır. Hiç malu serveti yok. Bugün huzurunuzda benim her neyim varsa, mal, eşya, deve, bina, hepsini hediye olarak kendisine veriyorum. Bir saat sonra ben bu memlekette fakir bir hanımım, o zengin bir insandır. Eğer beni kabul ederse hizmetine gelirim, değilse malu servet olur. Ve bunu hiç hanım yapar. İşte bunu yaptığı için Fatıma-tüz Zehra'dan sonra Hatice-i Kübra der büyük. Hatice-i Kübra hayatta oldukça Resul-i Ekrem hiçbir haramla evlenmemiştir. O vefat ettikten sonra Ebu Talib'in de vefatı o seneye tesadüf etti. Buyurdular ki bu sene bizim için senetül huzun oldu ve hicrete emrolundu. Onun için Meryem gerçi büyüktür, sıddıkadır. Ne Fatıma'ya yetişir derecesi, ne de Hatice'ye yetişir. Ondan sonra Hazreti Ayşe onlar sırayla gelir. Hazreti Ayşe alim itibariyle alimi çok idi. Alim idi, ümmetin alimlerinden idi. Lakin Fatıma'ya yetişmez, Hatice'ye de yetişmez. Derece böyle. Ve ummuhu sıddîkatun, anası sıddîkedir. Yani sıddıkta mübalağeyle sadıktır, diğer sadık hanımlar gibi. Kana ye'kulânı ta'amı, İsa da anası da diğer insanlar gibi yemek yerlerdi, içerlerdi, gezerlerdi. Bunu gördükten sonra bak hamakatlerini, unzur keyfe nübeyyinü lehumul ayatı, delalet ve vahdaniyete delalet eden ayetleri nasıl beyan ediyoruz? İsa hiçbir zaman ben Allah'ım demedi, ben Allah'ın kuluyum diyor. Bunları yiyorlardı, içiyorlardı, gezerlerdi her bir insan gibi. Bunları böyle olduktan sonra keyfe nusarriful ayat, keyfe nübeyyinu lehumul ayatı, vahdaniyete delalet edecek ayetleri beyan ediyoruz. Enna yufekun, keyfe yusrafun, yani nasıl yüzünü çevirirler hak ve hakikatten iki beşeri Allah zannederler. Kule-i Habibim Ekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem bunlara söyle. Ete'abudune min dunillahi ma la yemliku lekum darra ve la nef'a. Ete'abudune min dunillahi. Ey ahmaklar, Allah'ın gayrine bir kimseye ibadet mi ediyorsunuz? Öyle bir şey ki la yemliku lekum darra ve la nef'a. Ne bir zararı ne bir menfaati vermeye muktedir değildir. Onların zarar ve menfaat ellerinde zuhur etse yine Allah'ın halkındandır. Bir kimseye ibadet ediyorsun ki ne zarara muktedirdir ne menfaate muktedirdir. Bu nasıl Allah olur? Şimdiye geldiğiniz doğru ise bunlar yiyordu, içiyorlardı. İnsanlar gibi adashaneye falan giderlerdi. Necaset de zuhur ederdi. Allah nasıl olur bu halde? Nasıl böyle birisine bir şekilde Allah diyorsunuz? Ve huve semî'ul alîm. Allah semî'ul alîmdir. Vallahu huve semî'ul alîm. Ancak işiden, bütün sözlerimizi işitiyor, bütün bilgimizi anlıyor, diyor. Kul ya ehlel kitabı. Yine tavsiye ediyor Cenab-ı Hak. Rahmettir, malum ya. Ey ehli kitabı.
La teğlû fî dînikum. Gulû yapmayınız dininizde. Haddi tecavüz etmeyiniz. Haddi tecavüz edip de İsa Aleyhisselam'ın derecesinden yukarı ruhiyete çıkarmak. Veyahut hadde tecavüz edip de en aşağı bir evladı zina yapmak. Böyle yapmayınız. La ya ehlel kitabı la teğlû, gulû, mübalığa, tecavüz yapmayınız fî dînikum dininizde. Ümûr-i diniyede gulû yapmayınız. Gayrel hakkı hakkın başka. Efendim insanların fıtratinde var. Mesela birisine intisap ediyor. Artık hadi bir hocadır diyelim. Fakat başlar kerametlerinden, vaziyetlerinden mehdiye kadar götürür. Çokları görür böyle. Mu'tedil bir hoca. Çıkıyoruz. Ben belki de hocanın haberi diyor bu sözden. Etrafını mehdi diyor, şeyh diyor, hakim diyor, bilmem ne diyor. İnsanların hali budur. Ekser böyle gulû zuhur ediyor insanlarda da. Halbuki biraz kusur var o gulû eden kimse dese halka ya ben öyle değil dediğiniz yanaştır. Hatta meydana çıkarsa kendini bu kalmaz. Onun da hoşuna gidiyor. Perde altında güzel hevesleniyor. Bu böyledir. Tecavüz etmeyiniz. Umur-i diniyede gulûve gitmeyiniz. Bir adamı derecesinden yukarı çıkarmayınız ve derecesinden aşağıya da indirmeyiniz. Hak'tan başka bir şey söylemeyiniz. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَلَا تَتَّبِعُوا تَابِعُ olmayınız. اَهْوَاءَ قَوْمٍ bir kavmin, bir kavimlerin ki esnafınızdır. قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ sizden evvel gelmiş gitmiş. Efendim abâ ve ecdadımızı böyle gördük. Abâ ve ecdadın dalalet değil. Onların hava ve hevesine tabi olup da dalalete gelmeyiniz. وَاَضَلُّوا كَس۪يرًا çokları bunlar dalalete götürmüşler. وَبَلُّ عَنْ سَب۪يلِ سَبَاءِ السَّب۪يلِ doğru yoldan da kaybolmuşlar. Ey ehli kitap! O kitap onların kalır. Zamanımızda da ey Müslümanlar! Herkesi mahalline kadar yürütünüz. Yukarı çıkarmayınız. Aşağıya da indirmeyiniz. Ama efendim herkes yapıyor. Onlar yapıyorlar da dalalete geliyorsan gitme. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لُعِنَ لَعْنَهُ mevzu bitti efendim. Lanet etmiştir Allah Celle Celaluhu اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ iman etmeyen kafir olan Yahudilerden ala lisan-ı Davud ve İsa ibn-i Meryem Davud aleyhisselamın lisanı ve İsa'nın lisanıyla Allah lanet etmiş. Her iki peygamber bu Yahudilere lanet etmişler. Allah'dan lanetin manası rahmet-i ilahiyeden uzaklaşmak. Bunu dua etmiş, bu dua makul olmuş. Merdud-u mel'un olmuşlar Yahudiler. Nasıl oldu onların duası? Davud aleyhisselam eyle yerinde, Kudüs'ün civarındadır. Oradaydı. Şimdi men etti Cenab-ı Hak cumartesi günü çalışmaya. Orada da balık çok çıkardı. Ya Davud aleyhisselam dedi onlara cumartesi günü balıkları avlanmayınız. Allah'ın emri budur. Yaparsanız ceza görürsünüz. Allah isterse her şeyi yapar, esbabı halk eder. Tesadüfte haftada 6 günde balık çıkmıyordu. Cumartesi günü balık o kadar çıkıyordu. Böyle su üzerinde dolardı. Yahudi tahammül edemiyor buna. Davud aleyhisselam da hüküm değerindeydi, yapamazdı. Şimdi ne yaptılar? Diğer günlerde cedveller yaptılar. O erimaktan cedveller yaptılar, birkaç tane cedveller ve kapı yaptılar ona. Cumartesi günü o gelen balıklar o cedvellerde o sulara gidiyor. Gittikten sonra bir kapıyı kapatıyorlar, bu kadar, avlamıyor. Yani tevhine çalışıyor. Yahudidir diye yapacaktır. Efendim ben Yahudi avlamadım, yalnız kapıyı kapattım dedi. Sonra giderlerdi o cedvellerden balıkları alıyorlardı. Niye bunu söndürdüler de? Yanlış kast olmasın da. Yanlışa tahammülümüz var. Şimdi ne yapıyor bu vakit? Devam edince Davud aleyhisselam lanetti. Allah'ın lanetini diyor. Kur'an'da geçiyor. Bu şekilde. İsa aleyhisselam da onlara sofra geldiği zaman buna zillet yapmayınız, toplamayınız, herkese veriniz dedi. Onlar sakladılar. Buna da lanet etti. Her iki peygamberin lisanıyla hasıl olan lanet Allah-u Teala kabul etmiş
غير المغضوب عليهم ولا الضالين من غير المغضوب كيهودي لادر غزب إلهية قريب تار والمشلال لعنال